Şu imtihan dünyasında insanın başına neler gelmiyor ki? Her insanın bir öyküsü, bir hikayesi, çetin bir sınavı ve hayatını zorlaştıran engelleri var. Benim hayatım da acı serüvenlerle dolu. Aşktan hakikate, hayalden gerçeğe uzanan yorucu ve çetin maceralar. Eğitim fakültesini birlikte okuyup bitirdiğimiz Ercan isminde bir sınıf arkadaşıma karşı derinden derine ilgi duymaktayım. Onun bu tür gönül ilişkileriyle hiçbir alakası yok. Çok dürüst, çok yardımsever ve çok bilgili bir insandı. 3 yıl boyunca kendisine olan aşkımı fark etmesi için neler yaptım neler, ne gayretler sarf ettim anlatamam size. Ama Ercan ısrarla bütün bunları görmezden geliyordu. Ne yaptıysam fayda etmedi. Artık son sınıfa gelmiştik. Zamanımız giderek azalıyordu. Kendi kendime bir karar verdim. Bu konuyu Ercan'la açık açık konuşmak istiyordum. Bana ilgi göstermemesinin veya ilgime yanıt vermemesinin nedeni farklı kültürlere ve farklı bölgelere mensup olmamızdı. En azından ben böyle tahmin ediyordum. Başka bir neden aklıma gelmiyordu. İşte bu ayrıntının da bize engel olmaması gerektiğini söyleyerek ona aşkımı itiraf edecektim. Kendisine "Seninle önemli bir konuyu konuşmak istiyorum." dediğimde "Seninle konuşmam." demedi. Kovmadı veya kızmadı. Ama her seferinde mazeretlerle beni savuşturdu. Birkaç kez daha denedim ama yine olmadı. Kendisine olan ilgimi ya görmezden geliyordu ya da hayat anlayışımızdaki farklılık nedeniyle sorun çıkar endişesi taşıyordu. Halbuki ben çevremde ilgi gören bir kızdım. Birçok erkek benimle diyalog kurmak istedikleri halde kuramıyorlardı. Çünkü hepsini reddediyordum. Kendi kültür sınıfımdan olsalar bile. Biz farklı gelenekleri, görenekleri ve hayat anlayışı olan bir aileye mensuptuk. Bizim kültürümüzdeki insanlar bizim gibi düşünmeyenlere kız vermez ve dışarıdan da kız almazlardı. Eğer bu geleneği çiğneyen olursa çoğu zaman bunu canıyla öderdi. Ama Ercan'a olan aşkım nedeniyle bütün bunları göze aldım. Buluşma konusunda iyice ısrarcı oldum. Nihayet Ercan'dan randevu aldım. Bir yer ve saat tespit ettik. Orada buluşup konuşacaktık ama Ercan'ın bir şartı vardı. Ben inancım gereği yabancı bir kadınla baş başa kalamam. Yanında senin istediğin bir kız daha bulunsun dedi. Buna karşı çıkmak istedim ama ona olan aşkım nedeniyle sustum ve kabul ettim. Belki de bir daha bu fırsatı bana vermezdi. Yanıma bir arkadaşım aldım ve kararlaştırılan yerde buluştuk. Ben zorlukla duygularımı ifade etmeye başlamıştım ki Ercan sözümü keserek bana şunları söyledi. Kendini yorma ve ezilip büzülme. Ben 2 yıldır zaten her şeyin farkındayım. Seni anlıyorum ve açıkçası sana karşı ben de ilgi duyuyorum. Ama bunu açığa vurmadım şimdiye kadar. Bunun 2 nedeni var. Birincisi, ben inancım gereği nikahlım olmayan bir kadınla evlilik oyunu oynayamam. Kaçamak, gayri ahlaki yanlış işler yapamam. Böyle bir durumda olmadığımız için sizin duygularınıza açıkça cevap vermedim. Ama sizi çok sevdim. Hem içime gömdüm, sakladım. İkincisi de sen farklı bir kültürün, toplumun kızısın. Seni bana vermeyeceklerini biliyorum. Bu mümkün olsa bile çok büyük sıkıntılar yaşayacağımızın farkındayım. Bu macerayı göze alamam. Sen kendi toplumunda huzurlu olursun. Orayı tercih et. Oradan biriyle evlen bence. Buna şiddetle karşı koydum. Hayır dedim gözyaşlarımı tutamayarak. Kimin ne diyeceği hiç umurumda değil. Eğer sen beni istersen her şeyi göze alırım. Hem niçin beni bu kadar sevdiğin halde hiç sezdirmedin? Ben çevremde dini bütün bir insan olarak tanınıyorum. Herkes bu aşk oyununu canı istediği gibi oynayabilir. Onlara müdahale edemem. Ama ben asla. Çünkü beni izleyenler anlattıklarımın ve savunduğum fikirlerin doğruluğunu davranışlarımda arayacaklardır. Onları kandıramam. Bu benim felsefeme ters. Aşkımı içime gömerim ama dışarı vurup davama ihanet edemem. Ciddi ve resmi olarak başlarsak o ayrı. Ben buna hazırım dedim. Başını salladı. Çok zor. Hatta imkansız dedi. Bunu başaramayız. İşin başında vazgeçelim. Ailem de asla buna razı olmaz. Hele sizinkiler hiç razı olmaz. İki ailenin de istemediği bir evliliği taşıyamayız. Çok sorunlar yaşarız. Hislerimiz değil,
aklımızla hareket edelim. Çok ısrar ettim, çok yalvardım. Hatta saatlerce ağladım, kabul ettiremedim. Ayrılırken dedim ki, eğer sen beni kabul etmezsen ya ölümü seçerim ya da ölünceye kadar seni beklerim. Bunun üzerine durakladı. Sana kesin bir söz veremem. Ama madem bu konu senin için dönüşümsüz bir yol olmuş, o zaman birlikte bir çıkış yolu arayalım dedi. Allah'ım, uçtum adeta uçtum. Dünyalar benim oldu. Dünyanın en mutlu insanı oldum. Bu kadarcık söz bile yetmişti bana. Çünkü onu çok seviyordum. Ayrılırken benden bir söz aldı. Buluştuğumuzu kimse bilmeyecek dedi. Kabul ettim. Ve tekrar döndü. Üzülme dedi. Eğer sen ömür boyu beni beklemeyi göze aldıysan benim duygularım da senden aşağı kalır değil. Eğer bu evlilik olmazsa ne yapalım? Ömür boyu birbirimizi bekleyerek ahirete göçüp gideriz. Bu bile benim için yeterli bir ümitti. Dünyada fırtına estiren bu sevgi öylesine güçlü ve öylesine yakıcıydı ki ya onunla ya ölüme diyordum. Okul bitene kadar birkaç kez daha bir araya geldik. Çözüm aradık. Ama iyi bir çıkış yolumuz, akılcı bir çözümümüz yoktu. Okul bitti, ikimiz de Allah'ın bir lütfu olarak aynı vilayete ve aynı kazaya öğretmen olarak atandık. Okullarımız da birbirine yakındı. Ercan ev tuttu. Bazı talebelerle kalıyordu. Ben de bir hemşire hanımla kalıyordum. Bu hanımefendi de dindar bir hanımdı. Bana bazı kitaplar verdi. Bunları okudum. Aşktan sonra dünyamda fırtınalar koparan ikinci bir dönem yaşadım. Hemşire arkadaşım bu konuda uzmandı. Bana yardımcı olmaktaydı. Allah kabul etsin, Ercan'ın ve hemşire hanımın da desteğiyle doğru yolu bir köşesinden yakalamıştım. Namazlara başladım ve kapandım. Ailem bunu duyunca kıyametler kopardı. Dövmeler, küfürler, hakaretler, babam, annem ve kardeşim sanki cani kesildiler. Nasıl olur da namaz kılarsın? Geleneklerine ve inançlarına ters hareket edersin? Bizim hayat anlayışımızda namaz oruç yoktur, kendine gel. Allah bana sabır ve kuvvet verdi. Direndim. Ancak bir müddet sonra da ailem beni evlatlıktan reddetti. Bu görünüşte dayanılmaz bir imtihandı. Ama büyük Allah'ın hiçbir kulunu çaresiz bırakmıyor, ailemin beni reddetmesi işimizi kolaylaştırıyordu. Nihayet Ercan'la evlendik. Tabii iki ailenin de rızası olmadı. Ama Ercan'ın ailesi benim dönüş yaptığımı duyunca çok sevindiler, beni kabullendiler. Bütün acılarımın dindiği, mutluluğun bize güldüğü bir hayat başlamıştı. Kendi imkanlarımızla bir ev kurduk. Ercan'ın arkadaşları bize hem anne hem de baba oldu. Çok büyük borçlara girmeden evimizin ihtiyaçlarını tamamladık. Evlendikten sonra Ercan'a olan aşkım bitmedi, daha da alevlendi. Onsuz bir saniye geçiremiyordum. Gözüm ondan başka kimseyi görmüyordu. O kadar dürüst, mert ve sevecen bir insandı ki. Dünyanın en şanslı kadını olduğumu düşünüyordum. Ama benim hayat sınavım bitmemişti. Hatta yeni başlıyordu. Dünyadaki tek varlığım, babasının adını taşıyan Ercan'ıma hamile olduğumu öğrendiğim gündü. Daha önce birlikte kaldığımız hemşireye gittim. Test yaptırdım. Müjdeyi aldım. Eve koşarak gidip müjdeyi Ercan'la paylaşmak için sabırsızlanıyordum. Ama dünyamı karartan, bütün ümitlerimi yıkan olayı hastane kapısında öğrendim. Bir ambulans, acil servise yanaştı. Etrafında insanlar vardı. Birinin "Bizim Ercan, bizim Ercan" dediğini duydum. Hangi Ercan olduğunu soramadan orada bayılmışım. Evet, bizim Ercan'dı. O büyük aşkım, o büyük sevdam. Onun uğruna bin kere hayatımı verebileceğim erkeğim Ercan. Bir kamyonun freni patlıyor. Öğrencilerin üzerine doğru geliyor. Yol üzerindeki iki öğrencisini kurtarmak için kendisini yola atan Ercan çocukları kurtarıyor. Ama kendisini kurtaramıyor. Bütün ilçe yas tuttu. Gözyaşı döktü. Ben bitmiş, tükenmiş, yaşayan bir ölüydüm. Milyonlarca kez haykırdım Allah'a. Ne olur beni de al diye. Olmadı. Ama hala hasretime, sevdama, aşkıma kavuşmak için yalvarıyorum. İnşallah o kapı çok uzamadan açılır. Allah'tan ümit kesilmez.
Şimdi oğlum Ercan'ı koklayıp hayatıma direnç ve güç katıyorum. Henüz 2 yaşında. Hala kendimi toparlayamadım. Evlenmek niyetiyle bir sürü talibim oluyor. Hepsini de azarlıyor, kovuyorum. O maddeten öldü ama evimin içinde hep canlı. Hatıraları her yerde ve o pırıltılı bakışları hala düşlerimde yanıyor. O tatlı sözleri hala kulaklarımda. Ruhuna her gün Kur'an ve Cevşen okuyorum. Her haftanın bir gününü onun mezarını ziyarete ayırıyorum. Tek tesellim, dostum, iman ve Kur'an sohbetleri. Ercan'ın ailesi sağ olsunlar beni yalnız bırakmıyorlar. Ama ailemden ses yok. Kardeşim bir oh olsun mektubu göndermiş. Ne yapayım? Nasıl cevap vereyim bu densizliğe? Doğrusunun kendi düşündükleri şekilde olduğunu sanıyorlar. Cevap veremedim. Yine de dua ediyorum kurtuluşları için. O büyük aşkıma, o büyük sevdam Ercan'ıma ne olursunuz sizler de dua edin. Fatiha gönderin. Kendim için bir şey istemiyorum. O rahat etsin yeter. Allah beni ona çabuk kavuştursun. Size de uzun ömürler, mutlu bir yaşam diliyorum. Sevdiklerinize lütfen sahip çıkın. Bir erkek ya da kadın yaşantısıyla başkalarını değiştirebilir. Doğru ve örnek bir yaşama sahip olan kişiler başkaları üzerinde çok daha büyük etkiler bırakmaktadır. Eğer bu genç kızın isteğini hemen kabul edip görüşmeye, sık sık bir araya gelmeye başlasaydı belki büyük hatalar yapacaklardı. Ama o zaman taşıdığı değerlerden uzaklaşacak genç kıza bu kadar etkisi olmayacaktı. Sahip olduğumuz değer ölçüler çok önemli. Genç bir kızın doğruya ulaşmasının zemini işte böyle oluştu. Ailesi inancı gereği kızlarını evlatlıktan reddetti. Toplumumuzda böyle aileler yok değil. Zira bu dünya bir imtihan yeri. Kim ne yaparsa hanesine onu yazdırıp ahirette onunla hesaba çekilecek. Doğru yaşayan örnek insanların çok olması duasıyla.